TV'den yarı saatinden herkese sevgiler, selamlar. Ben Yusuf Takak, program arkadaşım sevgili Metin Abacı. Bugün sizler için yine dolu dolu değerlendirmelerimizi yapacağız. Buradan ben dün için teknik bir arızadan dolayı herkese şimdiden özür diliyorum. İnşallah böyle bir sorun yaşamayız bugün de. Herkesin bugün biliyorsunuz haftanın son günü. Herkese hayırlı cumalar, bereketli bir gün olmasını diliyorum. Hoş geldin Metin abi. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba sevgili Ege TV izleyicileri. Hayırlı cumalar diliyorum. Bugün Yusuf'un da bahsettiği gibi haftanın son programı. Bugünkü programı bitirdikten sonra artık pazartesi günü tekrar bir arada olacağız. Bugün dersimizi yine çalıştık. Koşular zor. Yine elimizden geldiği kadar gerek kendi çalışmalarımızı gerekse duyumlarımızı sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle dünkü yarışları Evet. kısaca şöyle Yusuf'la beraber sizler için bir yorumlayalım. Evet Yusuf. Evet abi, birinci koşuyla başlayalım. 5 numara Powersman zaten senin de benim de baştan önerdiğimiz isimdi. İyi koştu, iyi kazandı. Buradan tebrik ediyorum. Ama yine Aloş yine istediğimiz gibi hazır durumda değilmiş. Bekliyoruz artık ne zaman hazır durumda geleceğini. Bu konuda yani biraz merak ediyoruz Metin abi. Evet, dün benim birinci atımdı. İlk sıradan önermiştim. Kazandı. Kazanmasını bekliyordum zaten. Benim için fazlaca sürpriz olmadı. Ancak sürprizin büyüğünü bir yerde şoku ikinci ayakta yaşadık. Kadan gibi bir safkan uzun zamandır formsuz böyle bir safkana geçilmesini hiç kesinlikle beklemiyordum. Sen ne diyorsun? Evet Metin abi, gerçekten ben de hiç beklemiyordum. Hiç ummadığım yerde vuruldum, öyle söyleyeyim sana. Katan çok formdaydı, aldı götürdü ama dıştan iki safkanın ortasından gelen Mahzun Kral geldi, yarışı foto önünde kazanmayı bildi. Ama bizim için de gerçekten büyük bir sürpriz. Zaten 43 lira bir ganyanla bombayı patlattı. Ben böyle bir iyi bir performans açıkçası hiç beklemiyordum. Katan ben bu koşuyu rahat kazanır diye gözüyle bakıyordum. Ama maalesef atı her zaman geçiyor. Ben de bunu da böyle bir şekilde en azından ben de bir yerlere notumu almış oldum Metin abi. Evet, at yarışının güzelliği burada. Cazipliği de burada işte. 43 lira ganyanlı bir safkanı bulabilmek önemli olan. Yüksek AGF'li bir safkanın olduğu yerde üstelik sürpriz aramak ve bu sürprizi de bulup iyi cazip ikramiyeler kazanmak. Zaten bunun için at yarışı oynuyor birçok yarış sever. Tabii ki böyle safkanları zaman zaman yüksek ganyanlı safkanları bizler de öneriyoruz ama böyle safkanları bulabilmek için benim tavsiyem her zaman zor koşullarda elden geldiğim kadarıyla imkan dahilinde hepsi yapmak gerekiyor. Çünkü hepsi yapmadan da böyle yüksek ganyanlı atları bulmak biraz zor oluyor. Hatta zamanımızda varken küçük bir anı anlatayım, birkaç anı anlatayım. Ben uzun zamandır Facebook'ta grubumda yorum paylaşıyorum. Bir gün için yine böyle 3 tane bankom var. 3 bankomun yanı sıra 2 koşu da çok zor koşulardı. 14 at koşuyor. 14 atı ayıkladım. Zor ayıklıyorum. 8 tane favori çıkıyor. 4 tane sürpriz çıkıyor. En son 2 tane artık bunlar da olmaz dedim. Ve şablona 8 at 4 at yaptım. Bu şekilde şablon verdim. Daha sonra kuponu oynarken 3 tane tekim olduğu için fazla bir şey tutmadığı için hadi şuraya H yapayım dedim. Ve H yaptım. İnanır mısın? O en son artık olmaz dediğim at, en sonuncu 14. at 64 lira ganyanla geldi. H demesem mümkünatı yok, ben altı yazmam. Bana göre o koşuda gelecek bir at değildi. Ama çok yüksek bir ikramiye ile altılı yakaladım H demekle. Onun için artık burası zor deyip 5 at, 6 at, 8 at yazılıyorsa imkan varsa H gelmez dediğin atları da H'yi de yazacaksın ki yüksek ganyanlı atları ancak öyle bulabiliriz. Çünkü bilinçli yarış sever bu gelmez bu gelmez diye ayıkladı mı işte o gelmez denen atlarda 30-40 lira ganyanla geldiği zaman ikramiyeyi yükseklere taşıyor. Haklısın Metin abi, sana katılıyorum. Evet. Benim başıma da öyle olaylar geldi ama dünkü bizim bankomuzun yanında bu şekilde bir
Danya'nın gelmesi bizi şok etti açıkçası. Ha, karabalık bir grup olur. İstikrarsız isimlerin bir arada olduğu bir grup olur. Orada hey şeklinde yaparsın, geçersin. Dersin ki buranın en sürpriz ismin gelmesini beklemek daha tercih olur diye kafanda kurgularsın. Ama dünkü bankomuzun yanına bu ismin gelmesi beni bayağı bir şoka etti Metin abi. Şöyle söyleyeyim, Katan'ın geçilmesi beklenmiyordu. Ancak geçilip de yıkılmasını düşünenler, burada Alp Duhan biraz kalite olarak iyi bir safkandı. Fakat o da eski formunda değildi. Onun dışındaki rakipleri geçebiliyorsa, eğer Katan'ı geçecekse, onun diğer rakiplerinden bir farkı yoktu Mahsun Kral'ın. Bunu böyle düşünmek lazım. Evet. Evet, bir Evet, sonraki doğru koşuya. söylüyorsun. Bir sonraki koşuya Evet. geldiğimizde benim yine favorimdi Gizmo. Kazandı. Buradan ilgilerini takip ediyoruz. Burunla da olsa sonuçta kazandı. Çaligrat rakibi olarak görüyordum. Öncelik iki safkana vermiştim. Burada ikili yaptılar. Sıralı ikili yaptılar. Önerdiğimiz safkanların başarılı koşmasını, beklediğimiz gibi koşması bizim için de iyi oldu tabii ki. Evet, zaten biz de önceliğimiz zaten 3-4 önermiştik. 4-3-4 ayrımsız yazılsın demiştik. Kazanan 3 numara Gizmo oldu. Kazananı tebrik ediyoruz. Günün 4. koşusunda ise yine 1 numara Bozkara ve 2 numara Sedat abi biraz hayal kırıklığı uğrattı. Kazanan orada 3 numaralı Kaya kardeşler oldu. Kazananı tebrik ediyorum. Sen neler diyeceksin Metin abi? Ben de burayı 1-2 arasında olmakla beraber 3 numaranın da şansı olduğunu söylemiştim. 6.55 Ganyan'la geldi. 3 atla da bu safkanda yarış severlere önermiş olduk. Çok da fazla bir sürpriz olmadı benim için. Kazanması muhtemel isimler içindeydi Kaya kardeşler. Gökhan Kocakaya da gayet iyi formda. İyi at biniyor bu aralar. Şansı olmayan safkanlarla bile bir yerlere gelebiliyor. Evet Metin abi, ben 5. koşu 2. altının 1. ayağında benim banko ile başlamıştım. 3 numara Acı Dilli Fatih hiç istediğim gibi koşmadı. Yine tabii takip etmekte fayda var. Pratik Nevzat geldi, yarışı kazandı. Zaten şartı da uyuyordu. Handikap ayrı, uzun mesafelerde. Her zaman boş gidiyor isimlerin şansı olduğunu ben her zaman vurgularım. Ama dün çok güvenmiştim Acı Dilli Fatih'e. Ben açıkçası Çakmakşaht'tan iyi bir yarış bekliyordum. O da az bir farkla ikinci oldu. Gerçi kazanan rahat kazandı Pratik Nevzat. Pratik Nevzat'ı da yarışı Plevnen'in süratlendireceğini, yakın takip edip düzlükte geçip bu kiloyla sürpriz yapabileceğini söylemiştim. Üçüncü sıradan önermiştim. 7 lira Ganyan'la geldi. Bu safkanda benim ilk ayakta kazanması muhtemel isimlerden biriydi. Çakmakşah'ın kötü koşması halinde devreye girecek isimlerden, önerdiğim isimlerden biriydi. Burada da bu safkanı ben kendi kuponuma da yazdım. Önerdiğimiz safkanı kuponlarına yazan arkadaşlarımız da olduysa, 6 yılda tuttuysa Yüksek Ganyan'la iyi de oldu. Bir sonraki yarışa geçiyorum. Ben burada Foto oldu. Taşkesen'in iyi koşmasını bekliyordum. En azından at başı olan bu safkan kuponumuzda vardı. Mr. Rain beklenenden daha iyi koştu. Yüksek bir ganyanla ikramiyeleri daha yükseğe taşıdı. Bu koşuda Punch Mahal bana göre kötü koştu. 5 numaralı Victor Volus yarışın AGF'siydi, en sonuncu oldu. Çok kötü koştu. Bu kadar kötü koşmasını beklemiyordum. Evet, benim de orada zaten 5 atlı içerisinde zaten yazmıştım Mr. Rain'i. İyi koşacağını düşünmüştüm ve beni de yanıltmadı. En azından at başı da olsa kazanmış oldu. En azından ikramiyeyi ikiye bölmüş oldu. Günün 7. koşusunda benim de hayal kırıklığı uğrayan 1 numara Ekspektansi. Tabii ağır kilosuna rağmen 3. kaldı. Normal diye düşünüyorum Metin abi. Evet, bir sonraki koşuya geldiğimizde 5 numaralı Picabon'u kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Atıcı Bey'i bana göre rakibi demiştim. Burada da bir sıralı ikili verdik. 5, 3, 8, 75 gibi gayet güzel bir ikramiye verdi. Ara ara WhatsApp'tan veya gruptan arkadaşlar yazıyor. Abi bu koşuya ikili oynayacağım, ne oynayayım falan diye. İkili oynayan, bahis oynayan arkadaşlar oluyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Ben bütün bildiklerimi saklamadan zaten şablonumda yazıyorum. Şablonla ne görüyorsanız onu oynayın diye.
Burada da 5 ikili oynama tercih edenler 5-3 ile 8-75'lik bir cazip bir ikramiye kazanmış oldular. Yine başarılı bir yorum yapmış olduk bu koşuya da. Evet, tebrik ediyorum Metin abi. Günün 8. koşusuna James potaya uzandığı düşüncelerin nelerdir? Zor bir koşu olarak bahsetmiştim. 5 at önermiştim. 5 atın içinde bir tanesi de James'ti. 8.70 Ganyan'la güzel bir sürprizi kuponlara önermemiz bizim için bir başarıydı. Bu açıdan baktığımızda bizim için yine iyi oldu. Diğer safkanlar da arka arkaya sıralandılar. Bu yarışta önerdiğimiz safkanlar. Burada bir tek Atakan abi AGF'si yüksekti. Birinci attı. Kötü koştu. Diğerleri normal koşularını yaptılar. Evet. Günün 9. koşusu maiden koşuda beklenen gibi 8 numara Kinneret tam ortaya girdi. Yol aramaya çalıştı. Güzel bir yol buldu. Yarışı rahat kazandı diyebilirim yani Metin abi. Evet, alternatif banko olarak önerdiğimiz bir isimdi. Kazandı. Zaten küçük kuponlar, orta ölçekli kuponlar bu aya tek yazdılar. Tek yazanlar da kuponları yatmamış oldu. Beklendiği gibi koştu ve kazandı. Maiden yarışlarda Pişkin Taylar birkaç yarış içinde kazanıp Maiden'dan çıkabiliyor. Kinneret de aynı şekilde bunu başarmış oldu. İlgilerini tebrik Evet. ediyoruz. Evet, ben de ilgilerimi tebrik ediyorum. Sonunda bir numara Yılmaz Hoca direndi ve yarışı kazandı. Hüseyin Çelik'i de buradan tebrik ediyorum. Daim olsun diyorum. Neler diyeceksin burada Metin abi? Takibatım vardı. 8 numara Sefera dün benim bankomdu. İnanılmaz kötü koştu. Bunda çok formda bir jokey Şişman Çizik dedik. Ona güvendik. Fakat böyle bir koşu olmaz yani. Viraj dönülüyor. En geri öndeki atın 15 boy gerisinde. Ya bu safkan neden biz takibatı yaptık? 2 yarış önce 1400 koştu. Yaklaşık 50-60 metre virajı en dıştan dönerek koştu. 1.33 yaptı o gün. Buna rağmen en dıştan dönmesine rağmen. Dün bakıyorum 10-15 boy geriden virajı dönüyor. 1.34-60 koşuyor. Yani o en dışarılardan dolaştığı yarıştan daha kötü bir derece yapıyor. Bu kadar beklersen en gerilerde öndekilere 15 boy avans verirsen sen düzlükte bolt pilot değilsin ki gelip yakalayacaksın diye. Senin gücünde safkanlar bunlar. Yakın gitmen lazım. Altındaki at da buna müsait tuta tuta hiç teşviksiz gidiyor. Biraz teşvikle oysa ki virajı üçüncü, dördüncü dönseydi inanın Sefera dün kazanırdı. Ben bu safkanı artık yani banko önermeyeceğim. Jokey'ine ve şeye rakiplere göre bakacağım. Ancak ben tahmin ediyorum bu safkanın birkaç yarıştır ön plana çıkmasından ilgilileri de rahatsız herhalde ki sürpriz bir şekilde kazanacağı bir günü bekliyorlar diye düşünüyorum. Bu jokey, bu safkan gücü kadar koşmadı bana göre. Evet Metin abi katılıyorum sana. Ben de son ayakta zaten önceliğim 1-2 idi. Fırat Kenti ile Yılmaz Hoca'ydı. Benim istediğim gibi bir sonuç oldu. Evet Sefira'yı evet, ben 6. isim olarak önermiştim. En geri planda. Yani bir iki yarış daha göreyim istedim. Evet dediğim gibi belki ilgileri sürpriz yaparak bir şeyler yapmak istiyorlar ama hayırlısı diyelim. Gelelim İzmir koşularına. Senin de dün bahsettiğin gibi Aslan Turbo çıktı, yarış kazandı. Benim de oradaki tek ciddi rakibi 4 numara Onurlu Efe'ydi. O da başarılı bir yarış koştu. Arkasından hemen ikinci oldu. Neler diyeceksin Metin abi? Aslan Turbo'ya rakip önermedim. Rahat kazanmasını bekliyordum. Beklediğim gibi de oldu. Burada ilk altında bir tekle başlamış olduk altılı ganyanımıza. Ancak ikinci ayakta çok 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 sürpriz bir safkanla hayal kırıklığı yaşadık. Altılımız güzel bir kuponumuz vardı. Üstelik orada 5 numara Ravello vardı. Benim önerdiğim şablonda vardı Ravello. Aynı ganyandaydı bu safkanda. 19-20 lira yakın ganyanı vardı. Aynı Rasko gibi. Maalesef son anda geçildi. Ravella gelseydi ben de beni takip eden yarış severler de sevinecekti ama olmadı. Evet, sağlık olsun diyelim. Benim de bankomum zaten Adahan. O da istediği gibi bir performans sergileyemedi. Bir dahaki yarışta mutlaka kara defterimize mutlaka bulunsun derim.
Günün üçüncü koşusu yamak iki koşuda işte herkesin de beklediği gibi bir numaralı Ağdalaş çıktı, yarışı kazandı. Kazandığını tebrik ediyorum. Sen neler diyeceksin Metin abi? Ben de Ağdadaş kazanmasını bekliyordum. Burunla da olsa kazandı. Rakip olarak da 5 numara Ildı Bey diyordum. Burada da yine bir sıralı ikili önermiş olduk yarışseverlerimize. Evet Metin abi. Günün dördüncü koşusu ikinci halkanın birinci ayağında kazanan Uçan Karaca oldu. Düşüncelerin nelerdir? Hafif kilosuyla sürpriz yapabilir diye önerdiğimiz bir isimdi. Bana göre burada Güçlü Gran çok kötü koştu. Beklenen yarışını yapamadı. Yine İzmir'de kalıp eğer bir sonraki yarışını koşarsa bu grubu geçer bence Güçlü Gran. Marmara Evet, Bey'i ben de istikrarını koruyor. Marmara Bey'ini takip etmekte yarar var. Bence bir sonraki koşusunda handikap 16 hafif kiloyla daha iyi atları geçebilir bu safkan. evet Metin abi katılıyorum sana. Ben de zaten ikinci planda ben şans vermiştim 9 numara Uçan Karaca'ya. Son üçüncü yeşil ışık yakmıştı. Ben de bu kiloyla da ikinci sırada şans verdim. İzmir'deki hem gazetemdeki köşe yazımda. Burada da tahmin tam olarak yapamadık. O esnada yayınımız kesildi. Günün beşinci koşusu ben iki numara değerli zaten ön plana çıkarmıştım. Benim için hiç sürpriz olmadı. Neler diyeceksin Metin abi? Ben de yorumumda bu gruptan kalite olarak farklı yarış gördü. Bu safkan bugün kazanmasını bekliyorum diye söze başlamıştım. 6.80 Ganyan'la da kazandı. Bizi yanıltmadı. Bu safkanın arkasından önerdiğimiz iki isimden 8 numara ve 5 numara rakipleri olur demiştik. Wonderful ve Aranan Kan da bayısı tamamladılar. Biri ikinci, biri üçüncü oldu. Önde 6.80 Ganyan'lı atı önermemiz ve bahisinde gerek ikili bahisin gerek üçlü bahisin cazip ikramiyeler vermesi de bizi takip eden dostlarımızın, oynayan dostlarımızın iyi ikramiye almalarını sağladı diye düşünüyorum. Evet Metin abi, beni de burada hayal kırıklığına uğratan bir numaralı Black Partner'dı. Gazetemde de banko önermiştim. Bugün dün zaten iki tane banko vardı. İkisi de dün yanılttılar. Sağlık olsun diyelim. Neler diyeceksin Metin abi? Ben de Black Panther'in iyi koşmasını bekliyordum. Kötü koştu. Ancak eğer kötü koşarsa ilk rakip 7 numaralı Death of Sky demiştim. Bu safkanı ikinci sıradan önermiştim. Bir Taksim 7 sırasıyla önerdiğim yarış 7 Taksim 1 olarak bitti. Burada da yine hemen arkasında da 3 numaralı Luxstar'ı önermiştim. İlk 3 safkanı. Yine önerdiğim gibi ilk üç sırada bitirdiler. Sadece 1 ve 7'nin yeri değişik olmuş oldu. Kendimce başarılı bir yorum yaptığımı düşünüyorum. Evet Metin abi. Fırtınalı Deniz çıktı, yarış kazandı. Kazandı, tebrik ediyorum. Ben dördüncü sırada şans vermiştim. Sen neler diyeceksin bu koşu için Metin abi? Aynı şekilde ben de bir numaranın biraz daha iyi koşmasını bekliyordum. İkinci oldu. Rakip önerdiğim 3 safkandan birisi Fırtınalı Deniz'di. Kuponlarla biri tek yazmayanlar işaretlemiştir. Bu ayakta da bir sıkıntı yaşamamışlardır. Evet Metin abi. 8. koşuda benim bankom vardı. Turgut Tepesi. Artık dedim bu performansıyla, bu tecrübesiyle artık kazansın bekliyordum. Yine olmadı. Kazanan 9 numara Black Phantom oldu. Kazanımı tebrik ediyorum. Daim olsun diyorum. Evet, ben 7 ben de banko verdim Turgut Efes'ini. Kötü koştu. Turgut Efes'ini banko vermeden önce bir gün önce akşamdan Black Phantom'u da ben 7-9 şablonuma yazmıştım. Fakat sabahleyin görüştüğüm 2-3 arkadaşım kime sorsam hep 7 numarayı banko önerince banko tercihimi dün 7'den yana kullandım. Programımız dün saat 10'daydı. 11'de yayınımız bitti. Yaklaşık saat 2 gibilerde birkaç arkadaşımla görüştüm. Bana bu ayakta 9 numaralı Black Phantom'un kazanacağını söylediler. Ben kendi kuponuma sonradan gelen bu bilgiyle yazdım. Ancak maalesef ki yayınımızın erken saatte olması sıcak bilgileri dostlarımıza aktarmamıza engel oluyor. Elden geldikçe erken bilgileri aktarmaya çalışıyoruz ama at yarışında çoğu zaman bilgiler yarış saatine doğru geliyor.
iyi hazırlanmış, gözden saklanmış safkanlar sahadaki dostlarımızca bize aktarılıyor. Biz de bu şekilde bunları öğrenebiliyoruz. Ama yayından önce olmadığı için de bir şey yapamadık. Benim kendi çalışmamda en ciddi rakibiydi 7 numara Turgutlu Efes'in. Kazandı. Dolayısıyla burada bir şey yapamadık. 7 numara Turgutlu Efes'i tek olarak kuponlara yazmıştık. Evet, son ayakta günün AFG'si geldi. 3 numaralı Sek ve Feyz yarışı kazandı. Kazandı, tebrik ediyorum. Neler diyeceksin bu konuda Metin abi? Evet, iki kupon yapmıştım. Orta ölçekli hatta küçük ölçekli kuponlarda. Bir tanesine tabelaya 7-9 yazmıştım. Sonra kadar getirdim kuponu. Sonunda 10 numaralı American benim tekimdi. Şayet gelseydi AGF'nin kazanan atın verdiği ikramiyenin belki de iki katını verecekti. Daha iyi bir ikramiye verecekti. Nasip değilmiş. Beklenen yarışını yapamadı. Lady Sacrifice benim önerdiğim isimlerden birisiydi. Bu altılıyı yakalayan dostlarımızı da bizi takip edenler içinde varsa onları da tebrik ediyorum. Gerek onların gerekse yakalayamayan dostlarımızın da inşallah büyük ikramiyeler yakın zamanda yakalarlar diye temennide bulunuyorum. Evet, dünkü her iki programı da bulanlara buradan hayırlı olsun diliyorum. Evet, istersen geçelim Bursa'ya yarışlarına. Bursa'da 9 koşulu bir programımız var. İstersen hemen birinci koşudan başlayalım Metin abi. 4 numaralı Es Anadolu. Grup uygun. Kolay kolay kaybetmemesi lazım. Virajı da önde döner. Arkadan gelecek burada bu safkanı geçecek kalitede pek fazla safkan yok. Kazanmasını bekliyorum. Beklenen yarışını yapamayabilir. Çok istikrarlı, çok güven veren geçmiş yarışlarında bazen AGF çıktığında kötü koşabilen bir safkan. O nedenle 5 numaralı Makedon, 2 numaralı Gülfem ve 3 numaralı Ahmini sürpriz aramak isteyen yarış severlere önereceğim. Benim de önceliği burada bir numaralı Kafadar'a vermek istiyorum. Son koşusundaki üçüncü gayet tatminkardı. Düzeldiğini belli etti. Daha sonra 6 numaralı Oğulcan'ın, bu mesafeleri seven bir isim. Zaten mesafede iki birinciliği bulunuyor. Önceliği 1 ve 6'ya şans vermek istiyorum. Daha sonra 7 numaralı Yarışsa ve 5 numaralı Makedon şeklinde yarış severlere önereceğim sürpriz isimlerdir. Günün ikinci koşusu Metin abi, maiden koşu. 3 yarış arka arkaya ikincilik yaptığı yarıştan sonra son koşusunu koşarken Kopahiya için o gün bugün de yine ikincilikte kalabilir. Çünkü burada 5 numaralı Yiğitçem var demiştim ve Yiğitçem kazanıp Kopahiya'yı yine ikincilikte bırakmıştı. Bugün öyle bir rakip göremedim Kopahiya'yı geçebilecek bir rakip. Bugün artık meydandan çıkma günü geldi. Ben Kopahiya'yı bugün banko olarak öneriyorum. Evet Metin abi, ben de sana Evet ben de sana katılıyorum. Ben de 3 numara Kopa'yı, ben de yarış severlere günün bankosu olarak öneriyorum. Artık bu grubu da geçemezse artık bir şey diyecek bir şey bulamıyorum Metin abi. Günün bankosu olarak yarış severlere öneriyorum. Günün üçüncü Yeter. koşusu şartlı ve Yeterli pişkinliğe ulaştı. Ben kazanacağını düşünüyorum. Burada da Tomiris bence kalite de. olarak bu rakiplerinden hayli farklı. Formda safkan. Yine kazanmasını bekliyorum. Bu safkan da bugün güvenilecek, sığınılacak limanlardan biri olur ilk altılı için. Bana göre bir numaralı Körebe sadece burada rakip olabilir. Tamamen Tomiris'in koşu stiline bağlı Körebe'nin kazanabilmesi. Kendi stilinde koşarsa Tomiris rahat bir birincilik elde eder diye düşünüyorum. Evet, güzel bir formu yakalan bir numaralı Körebe. Öncelikle şans vereceğim isim olacak. Daha sonra 3 numaralı Danis Dater. En ciddi rakibi. 5 numaralı Brev Akte ve son olarak da 2 numara Tomiris. Yazdıkları rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum. Dünkü Okan Han yarışından ders alarak buraya böyle isimlere şans verdim Metin abi. Hayırlısı olsun diyeyim. İkinci altılı biraz daha zor ilk altılıya nazaran. İlk Evet. altının da ilk ayaklar biraz kolay gibi görülüyor. Asıl son üç ayağında biraz sıkıntı yaşanacak gibi. Evet. Hele hele son üç ayağa cazip isimler gelmekle beraber ilk ayaklarda da Es Anadolu olsun, Kopahiya olsun, Tomiris olsun bunlardan en az ikisi gelmediği takdirde ilk altılı da oldukça cazip ikramiyeler verebilir bugün.
Bana göre bu 3 safkan da kazanma şansı yüksek. Buna rağmen de daha sonraki 3 ayak, ikinci altının son 3 aya, ilk altının ilk 3 aya sürprizlere çok müsait. İyi para verebilir yine diye düşünüyorum. 7 numaralı Suleva ile başlayacağım. Sürpriz bir isimle başlayacağım. Bu safkan bugüne kadar 5 defa çim koştu. Birini kazandı. Ancak Dr. Funk baba orijini gayet de kuma çok yatkın bir orijin. Kumu daha iyi koşan bir orijin. Anne Fairlady. Bu safkan çim koşuyor olsa da Sally gibi kumda çok başarılı bir tayı var. Eğer Sally'e de çektiyse anneden de Suleva kumu iyi koşacaktır. Babadan zaten kumcu orijini var. Ben bugün iyi koşmasını bekliyorum. Suleva'nın bir de Tugay alıcı yerine Tolga Yıldız'ın tercih edilmesiyle bu yarışın hedef yapıldığını düşünüyorum. Bu nedenle ilk sıradan önereceğim. Rakipleri var. Kimlerdir? 3 numaralı İnci'nin kızı. 6 numaralı My Queen Love. 4 numaralı Hate Above. 5 numaralı 4 numaralı Dark Pearl. 5 numaralı Hate Above. Ve 2 numaralı Cat People. 7, 3, 6, 4, 5, 2 sıralamam. 2'den 7'ye kadar pencere bırakmadan işaretlemek en doğrusu olacak. Ben de burada tam 6 isme şans verdim. Öncelikle 3 numara İnci'nin kızı. Nurettin Şen kendisi bizzat ilgileniyor. Kendisi hazırlıyor. Son bir önceki koşusunda rahat yarış kazanıp son üçüncülüğü de gayet başarılıydı. Öncelikle 3 numaralı İnci'nin kızına veriyorum. 6 numaralı My Queen'la son ikinciliğinden sonra ben artık birinciliğe yaklaştım der gibiydi. 6-8 numaralı Gülpembe kendini unutturdu. Bu farklı bir yerlere gelebilir. Mutlaka değerlendirelim. Bir numaralı Ecrin Sultan. Kum performansı gayet başarılı. 4 numaralı Dark Pearl. 7 numaralı Sonreva. Daha sonra şans vereceğim isimler olacak. 3, 6, 8, 1, 4 ve 7 şeklinde yer sebeleri önereceğim isimler. Evet, 5. koşu Benim 60 beşinci boy koşu. koşu. Evet. Çok zor bir koşu Metin abi. 45.000 TL bedelle satışa sunulan safkanlar. Burada 20 safkan koşuyor ancak bana kalırsa 5-6 safkan koşuyor. Diğerleri oldukça formsuz, vasatın altında kalitede isimler. 5-6 tane safkan dışında eğer diğer safkanlardan bir safkan gelecek olursa onu bulmak çok zor olur. Burada H demekten başka bir şekilde diğer safkanları bulmak mümkün olmaz. 14 numaralı Kaftan'la söze başlayacağım. Ağır kiloyla son dereceli yarışını bugün koşarsa bu grubu çok çok rahat geçer diye düşünüyorum. Koştuğu yarıştaki rakiplerine nazaran buradakiler daha formsuz isimler. Bir numaralı Artisem'de. Yine kalitesiyle zayıf grupta ön sıralarda yer alacak bir isim. Bu ikilinin dışında 4 numaralı Uçan Baron birkaç yarıştır bize öneriliyor. İyi de koşuyor. Bir yerlere geliyor. Yavaş yavaş formunu arttırıyor. 18 numaralı Aslan Sütü ve 16 numaralı Hasan abi. Yine son yarışlara itibariyle zayıf grupta belki bir sürpriz yapabilecek isim olarak öne çıkıyorlar. Ancak 14 numaralı Kaftan bana göre bu rakiplerin bir adım önünde. 1, 4, 18, 16 da bana göre sırasıyla rakipler olacaktır. Evet, katılıyorum sana Metin abi. Benim de hemen hemen sıralamam bu şekilde olacak. Öncelikle 14 numaralı kaptana vermek istiyorum son koşusunda nazar. Bugün daha bir uygun bir grupta koşuyor. 4 numaralı Uçan Baron son ikinciliğinde başarılıydı. 1 numaralı Artis Emre grubun uygunluğuyla mutlaka bir yerlere gelecektir. 16 numaralı Hasan abi. 15 numaralı Talantay. Bu ismi mutlaka değerlendirelim. Bir yerlere gelecektir. Bir yerlere not alalım bu 15 numaralı Talantay'ı ve 18 numaralı Aslan Sütü şeklinde yarı seviyeleri önereceğim isimler olarak sunuyorum Metin abi. Günün 6. koşusu 1. altının son ayağı. Evet, handikap 16 bir yarış. İlk altımın son ayağı. Burada 3 numaralı Sinoplu Merve. Biraz kilosu ağır olsa da bana göre gruptan biraz daha kalite bir isim. İstanbul'da koştuğu yarıştaki 8. yılını ben uçağı önceki yarışında 1.31 ile kazanmıştı. Bu gruba yeterli bir derece. Yine Bay Patron, 2 numaralı Bay Patron. Bu safkan da oldukça formda. İstanbul'da son iki yarışı güçlü isimlerleydi.
Bence bu da ölçü değil. Buraya hedef yapıp geldi. Yine mutlaka kuponlara yazılmalı. 4 numaralı Yahya Beygülü 4 yarıştır 1-2 1-2 gidiyor. Bugün yine iyi koşacak. Sıralaman öncelikli olarak 3-2-4 burada. Ancak 1 numaralı Aylis, 5 numaralı Özburgaz ve 8 numaralı Kamakayan'ın da sürpriz şansı olduğuna inanıyorum. 3-2-4 öncelikli, 1-5-8 daha sonraki ihtimaller. Ben de burada bankoyla başlamak istiyorum Metin abi. İzmir'deki başarılı performansıyla ve Adana'daki performansıyla karşılaştırdığın zaman bana göre bunun en iyi formda, en iyi istikrarlı ismi 4 numaralı Yahya Beygül olarak çıkıyor. Benim de bugün yarı severler önereceğim isim 4 numaralı Yahya Beygül'ü bugün kazanmasını bekliyorum. Yarı saatte izleyicilere banko olarak veriyorum. Günün 7. koşusu şartlı 5 koşu neler diyeceksin Metin abi? Evet, burada 2 numaralı Ozgan bugün benim en güvendiğim isim. Banko olarak önereceğim yarış severlere. İlk yarışını 1000'li 1.04 ile çok iyi bir dereceyle kazanmıştı. Ardından 1100 de şartlı bir yarış kazandı. 1.10.94 yaptı o gün için 1100 çimde. Bursa pistinin rekoru 1.11 ile ana yurta aitti. 1.11.03 ile pist rekoru kırarak kazandı. Bu da zaten Safkan'ın ne kadar iyi bir Safkan olduğunu, gelecek vaat ettiğini de gösteriyor. Güzel bir grup bulmuş. Ben yine kazanmasını bekliyorum. O performansını yine gösterirse yine çok çok rahat kazanır. 2 numaralı Ozgan günün bankosu. Sana katılıyorum Metin abi. Benim de bugün alternatif banko adayım 2 numaralı Ozgan. Yalnız 1 numaralı kaçan adam iki stilli farklı yarışlar koşabilir. Hem kaçabilir hem sonlarda da gelip yarış kazanma özelliğine sahip bir isim. 2 numara Ozgan alternatif banko tek ciddi rakip 1 numaralı kaçan adam. Bir de zaten formda bir ekürüsü de var. Yıkmak isteyenlere 1 numaralı kaçan adam yarış severleri önereceğim. Tek ciddi rakibidir. Günün 8. koşusu bölünen meydan koşu Metin abi. Burada yine bir alternatif banko adayımız daha var. İki yarışında tabela yapan Miss Arya bir hata yapmazsa, yarış içinde bir sıkıntı yaşamazsa bu grupta rahat kazanır ve maidena veda eder. Günün bir başka banko adayı. Ben Ozgan'ı yani tek altılıyı tek banko ile oynayan dostlarımız oluyor. O takdirde Ozgan'ı yıkmamalarını tavsiye ederim. Yıkacaklarsa maiden yarışta 10 numaralı Misarya'nın yanına at yazabilirler. Burada sürpriz arayabilirler. 4 numaralı Vahşi Çocuk, 8 numaralı Kul Kızı ve 9 numaralı Maden Dumanı benim sürprizde önereceğim isimler olacaktır. Ama bana göre Miss Arya kazanacaktır. Ben bugün 2 bankoyla kupon yapmayı düşünüyorum. Ozgan ve Miss Arya benim kuponlarımda tek olacak. Evet, böyle isimler öncelikle ön plana çıkıp daha sonra yarışları kötü oldu. Günleri biliyorum. O yüzden ben hiç riske girmeyeceğim bu koşuda. Önceliği tabii ki 10 numaralı Arya. Rakibi 1 numaralı Fire of Victory. 8 numaralı Kul Kızı. 9 numaralı Maden Dumanı. Ve 3 numaralı Sarı Mermi şeklinde rakip göreceğim isimler olarak yarışçıları öneriyorum. Evet, Evet, girelim kapanış ayağına. kapanış ayarında bir alternatif cazip bir bankom daha var benim. 5 numaralı Arte. Gürsu gibi çok kalite bir açık yarış koşan Safkan'ın ana baba bir kardeşi bu Arte. Gördüğü yarışlarla iyi bir form yakaladı. Son üçüncülüğü gayet de başarılı İstanbul'da. Sonrasındaki idman pistindeki görünümü de harikaydı. Ben bugün Bursa'ya gelen bu Safkan'ın kazanmasını bekliyorum açıkçası. Bu zor yarışta 20 atın koştuğu bu yarışta cazip bir banko olarak yarış severlere 5 numaralı Arte'yi önereceğim. Şayet bu ayakta 20 safkan var, yol bulamaz, sıkıntı yaşar, bir sıkıntı olur diye düşünenler için 7 numaralı Kara Sultan, 1 numaralı Islah, 2 numaralı Hıskolik, 9 numaralı 55'i rakip olarak öneceğim. 5 alternatif banko, 7, 1, 2, 9 rakip isimler. Burada bir Safkan'ı yarış severlere söylemek istiyorum. 11 numaralı Son Muhterem. Niye bu Safkan'ı söyledim? Bugün son yarışı, yarış hayatı bitecek şayet tabelaya giremezse. Uzun zamandır bu yarışa hazırlandı. Tabela yaparsa yarış hayatı devam edecek. 11 yarış daha koşabilecek.
Geçenlerde İzmir'de benzer bir durum vardı. Yarış hayatı sona eren bir tabela gereken bir safkan vardı. O gün aynı şekilde iyi hazırlanmıştı ve kazanmıştı. Bugün böyle bu tip safkanları, yarış hayatı bitmek üzere olan safkanları takip eden izleyicilerimiz oluyor. Ben onlar için bir hatırlatma olsun diye 11 numaralı son muhteremi sürpriz aramak isteyenlere önereceğim. Ben kendi şablonuma da yer vermedim. Ancak bu bilgiyi de iletmiş olayım. Evet, ben de son ayağı bayağı zorlu geçmeye aday bir koşuda. Zamanımız da kısıtlı olduğu için biraz hızlı hızlı geçmek istiyorum. İkbal ve form durumlarına göre öncelik 5 numaralı Arte, 14 numaralı Kainatım, 2 numaralı Hızlı Kolik, 4 numaralı Allıyarim, 7 numaralı Kara Sultan, 9 numaralı 55, 12 numaralı Özcahide, 3 numaralı Özdoğa ve son olarak da 11 numaralı Son Muhterem şeklinde yarış severlere önereceğim. İsimler olacaktır. Gerçekten zor bir koşu. İmkanı el verdikçe de buraya çok isme şans versinler diyorum. İstersen Metin abi hızlı hızlı tekrar şablonlarımızı hatırlatalım yarış severlere. Ondan sonra hemen İstanbul'a geçelim. İstanbul'u da değerlendirelim. Evet, başlayalım Metin abi. Bursa birinci koşu 4 Es Anadolu. Alternatif 5, 2, 3 rakipleri. İkinci koşu 3 numaralı Kopahiya Banko. Üçüncü koşu 2 numaralı Tomeris. Yine alternatif Banko rakibi 1. Dördüncü koşu ikinci haltada ilk ayakta 7, 3, 6, 4, 5, 2 sıralamasını önerdim. 2'den 7'ye kadar işaretlenmeli. İkinci ayakta 14 numaralı Kaftan ben de bir adım önde. Küçük oyunlar risk edebilir bu safkanı. 1, 4, 18 ve 16 rakip isimler. Üçüncü ayak 3, 2, 4 öncelikli. 1, 5, 8 daha sonraki ihtimaller. Dördüncü ayak 2 numaralı Ozgan bugün benim bankom. Beşinci ayak 10 numaralı Miss Arya alternatif bir tek adayı. İkinci banko. 4, 8, 9 rakipleri. Son ayakta 5 numaralı Arte'nin yine kazanmasını bekleyerek alternatif bir tek olarak önerdim. 7, 1, 2 ve 9 numaralı safkanlar rakip olarak önerirken de 11 numaralı son muhtereminde son yarışı olduğunda burada yarış severlere iletmiş oldum. Evet, ben de bu Bursa'daki şablonu söylerken de rejiden ricam biraz sonra İstanbul'u değerlendireceğiz. İstanbul alt kaliteli İstanbul değerlendirmeleri diye yer varsa sevinirim, en azından nereye yorum yaptığımızı yarışseverler de bilmiş olsun. Birinci koşu önceliği 1-6 şans vereceğim isim. Daha sonra 7 ve 5. Günün ikinci koşusu 3 numaralı Kopayya, benim de Bankom kazanmasını bekliyorum. Günün üçüncü koşusu 1, 3, 5, 2. Günün dördüncü koşusu 3, 6, 8, 1, 4, 7. Günün beşinci koşusu 14, 4, 1, 16, 18, 15. Günün altıncı koşusu 4 numaralı Yahya Bey Gül, bunun kazanmasını bekliyorum. Bankom. Günün yedinci koşusu Ozgan Alternatif Bankom, rakip 1 numaralı Kaçın Adam. Günün sekizinci koşusu 10, 1, 8, 9, 3. Günün kapanış ayağında ise 5, 14, 2, 4, 7, 9, 12, 3 ve 11 şeklinde yarış severlere önereceğim. Şablon budur. Evet, hemen geçelim İstanbul yarışlarına. Metin abi birinci koşuyla başlayalım. Evet, 1 numaralı Günyeli. Son yarışını ölçü almıyorum. Bu safkanın Bursa'da beklenen yarışını yapamadı. Zaten mesafe biraz uzundu. Kısaları daha iyi koşuyor. 1600 mesafeli bir önceki grup bir yarışta 3. olurken 2 numaralı Varlık'ta da 4. olmuştu. Bu 1 numara ve 2 numara bende ilk 2 sırayı alıyor. 5 numaralı Hilale'de de kalitesiyle yine bu safkanlara rakip olabilecek bir isim. 1, 2, 5 benim sıralamam. Benim de sıralamam öncelikle 2 numaralı Varlık'tı. Usta bir pilotuyla ön plana çıkardım. Daha sonra 1 numaralı ekürü koşma avantajı Günyeli'yi rakip olarak görüyorum. 2-1 sıralama bu şekilde Metin abi. Günün ikinci koşusu kısa vade 6 koşu. 1 numaralı Aslan Soylu 2 yarıştır kazanıyor. Çok formda. Yine kazanmasını bekliyorum. Ancak biraz kilosu ağır. Burada bu safkan kazanmazsa
Diğer safkanlar neredeyse hepsinin şansı var. 3 numaralı Duman, 4 numaralı Malibu'nun oğlu işleri çok iyi. İyi hazırlıkları var bu yarış için. Ve 5 numaralı Yetim Ali 54 kiloyla bugün Aslan Soyu'ndan rövanşı alabilir. Bir tek 3, 4, 5 rakiplere hatta 2 bile yazılabilir. Biri yıkmak istiyorlarsa yarış severler. Evet Metin abi, ben burada bir numara Aslan Soy'la bu formuyla bugün pek geçileceğini sanmıyorum. Bugün kazanır gözüyle bakıyorum Özcan Yıldırım'la. Yarı severlere günün bankosu olarak yarı severlere önereceğim isim. Günün üçüncü koşusu kısa vade 8. Metin abi, düşüncelerin nelerdir? Burada Angels Boy ve Aslan Adam öne çıkıp yarışı süratlendirecekler. Sonradan gelecek olan 2 numaralı Kurtaralo ve 5 numaralı Zafer Ateşi sprintleriyle mücadele edecekler. Zafer Ateşi Usta Jockey Karataş'ta biraz AGF'de daha çok yarış severin tercih ettiği safkan olsa da bana göre Kurtaralo da en az onun kadar şanslı, ayrımsız yazılmalı. 2-5 bu ayak için yeterli olacaktır. Evet, ben de burada 5 numara Zafer Ateşi yer severlere günün bankosu olarak öneriyorum. Zaten 6'da 3 yaptım mesafede. Zaten hazırlıkları da olumlu. Kazanması normal sonuç olacaktır. Günün bankosu olarak yer severlere öneriyorum. Günün 4. koşusu 2. altının 1. ayağı handikap 17, değerlendirmeleri nelerdir Metin abi? Günün en zor yarışlarından birisi kilo değişiklikleri şansları eşitlemiş neredeyse. 5 numaralı Kaz Dağı, 6 numaralı Şahin Şevket, 1 numaralı Şahin Semih, 2 numaralı Taşralı. Çalışmalarımda benim öne çıkardığım 4 safkan. Bana göre bu aradaki kilo farkları tamamen dengelemiş şansları. Her ne kadar bir sıralama vermiş olsam da 4 safkanda şansının birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. 5, 6, 1, 2 dışında hafif kilolarıyla 8 numaralı Güldür Güldür ve 9 numaralı Cesur Mirza'nın da sürpriz peşinde olacağını düşünüyorum. Evet Metin abi, benim de burada önceliği 6 numara Şahin Şevket yarış gördü, formunu buldu. Öncelikle şans vereceğim isim oluyor. Daha sonra sürekli ağır kilolarla mücadele edip sürekli tabela içerisinde bulunan son koşun kesinlikle ölçü almadığım 1 numaralı Bekir. Sürekli yani bu şekil kilolarla alışık olan 1 numaralı Şahin Semih bugün çok uygun bir grupta. 63 günü hiç risk etmemişler aparantiyle. Joker'e devam etmişler. 4 numaralı Karagül Bey'i sonlarda iyi gelen bir isim. Mutlaka değerlendirelim ve son olarak da 2 numara Taşralı şeklinde olacak yarı severlere önereceğim isimler. Günün 5. koşusu satış 1 koşu. Evet Metin abi, gerçekten çok zor bir koşu. Ben burada çok isme şans verdim. Hatta kapatmaya kadar gittim. Düşüncelerin nelerdir? 45 bin pedelli satış bir koşulardan birisi de İstanbul'da koşuluyor. 22 tane safkan koşuyor. Bana göre burada az evvel diğer satış koşusunda da söylediğim gibi 5-6 tane safkan öne çıkıyor. Bana göre bu 5-6 safkan benim için koşacak. Diğerleri tabelada yer bulmak için mücadele edecekler diye düşünüyorum. Özellikle 11 numaralı Sarı Handan son yarışları itibariyle bu rakiplerinden biraz farklı duruyor. Sarı Handan'ın 3 numaralı Kadeş ve 6 numaralı Gizem Naz olur bana göre. Ben bu 3 safkanı diğerlerinden ayırdım. 5 numaralı Yaman Adam ve 8 numaralı Kurdele de sürpriz yapma şansı azıcık da olsa olan safkan olarak çıkardım. Diğerleri bana göre bunların biraz daha gerisinde kalıyor. 9 numaralı Prenses Montana, 2 numaralı Beşir Efe belki zorlayabilir yine sürprizi. Ama öncelik 11, 3, 6 arasında bana göre de bu üçünün dışına biraz zor çıkar. Ben de 10 isme şans verdim. Bu 6 ismin ekonomik kuponlar için 6 ismi yeterli olarak görüyorum. Daha geniş kuponlar oynamak isteyenlere 4 isim daha ilave edebilir. Onlardan kim? 11 numaralı Sarı Handan, 16 numaralı Demir Alp, 3 numaralı Kadeş, 2 numaralı Beşir Efe, 6 numaralı Gizem Naz, 9 numaralı Prenses Montana, ekonomik kuponlar için yeterli gördüğüm isimler. Daha kuponunu geniş tutmak isteyen yarı severlere 12 numaralı Alara Gül'ü, 4 numaralı Mihriban Kaya, 5 numaralı Yaman Adam ve 18 numaralı Sarı Han şeklinde yarı severlere önereceğim isimdir. Mutlaka burada tuttukları isimleri ilave etsinler. Zor bir koşu, sürprize müsait bir koşu. Evet, gelelim 6. koşuya, maiden koşu.
Düşüncelerin neler dinlesin abi? 10 numaralı Lucky Rock, Mehmet Kaya'nın Elif Kaya ekürüsüne ait bu safkanı 3 yarıştır tabela yapıyor. Grup uygun. Ben kazanmasını bekliyorum. Meydandan bu yarışta çıkar diye düşünüyorum. Burada 11 numaralı Olivia ve 2 numaralı Baron Setrak rakipleri olarak gördüm. Bu 3 safkanın dışında da 5 numaralı Hoçvanlı geçen yarış bize önerilmişti. O gün beklenen yarışını yapamadı. Tabelanın hemen arkasında bitirdi ama bugün bu tip verilen atlar bir sonraki yarışta bir yerlere gelebiliyor. Bir de 8 numara Red Luck ilk yarışı ölçü almıyorum. Bu safkanı da takip listeme aldım. 10, 11, 2 daha sonra 5 ve 8 ancak 10 numaralı Lady Luck küçük oyunlar bankoda yazabilirler. Evet Metin abi, benim de burada 10 numaralı Lucky Rock, benim de alternatif banko adayım. Kötü koşması halinde devreye girecek olan 2 numaralı Setra, 5 numaralı Hoçvanlı, 11 numaralı Olivia ve 8 numaralı Red Luck rakipleri olur diye görüyorum. Öncelik 10 numaralı Lucky Rock benim bugün alternatif banko adayım. Rakipleri ise şablonlu birazdan yarı sevilere söyleyeceğiz. Günün yedinci koşusu şartı dört mücadele. Evet Metin abi, düşüncelerin neler? İlk yarışını kazanan Keskin Şah, 2 numaralı Keskin Şah. Güzel bir birincilik elde etti. Derece de oldukça iyi. Şartlı bir yarışlarda, maiden yarışlarda çimde neredeyse yapılan dereceyi sentetikte yaptı. Orijin çime de çok yatkın bir orijin. Ben bu safkanın buradaki gruptan biraz daha farklı bir isim olduğunu düşünüyorum. Hazırlıklar da gayet iyi. Balalaika gibi takibinde olan çok çok kalite bir safkanla kardeş. Diğer rakiplerin biraz daha üstünde düşünüyorum. Ben bugün banko olarak 2 numaralı Keskin Şah'ı öneriyorum. Bir bankomuz daha olduğu için dolayısıyla tek bankolu kupon yapacaklar için rakipleri kim diye soru işareti olmasın diye 1 numaralı Saydam Ateş, 7 numaralı Milasberg, 5 numaralı Tayların Güzeli'ni önereceğim. Bana göre 2 numaralı Keskin Şah 2'de 2 yapar. Bir geçilmezlik serisine başlar. Evet Metin abi, ben de önce 3 numaralı oğlum Batuhan'a vermek istiyorum. Sürekli takımdaki isim. Üstündeki birincisi de gayet başarılı yarışlar sergileyebiliyor. Önce 3 numaralı oğlum Batuhan. 2 numaralı Keskin Şah. Sana katılıyorum. Her şeyi de derece olarak da kalite olarak da mutlaka yazılacak isim. Ben ikinci sırada şans verdim. Daha sonra 5 numaralı Taylar'ın Güzeli, 7 numaralı Minasper ve sonra 1 numaralı Saydam Ateşi de yazdık mı rahat bir yarış izleriz diye düşünüyorum Metin abi. Günün 8. koşusu kısa vade 9. Evet, yarış hayatını kötü başladı. Bir altıncılık yaptı. Daha sonra 12 yarış boyunca ikiliden düşmedi. Ya birinci ya ikinci 6 numaralı Kuzey Yağmuru. Çok formda. Çok da uygun bir grupta start alıyor. Karataş gibi usta bir jokey. Kolay kolay hata da yapmaz. King Berkay'ın süratlendireceği bu yarışta yakın takip ederek düzlükte beklenen sprintini atacaktır ve yarışı kazanacaktır. Günün bankosu. Evet zaten biliyorsunuz Kuzey Yağmur'un aynı grubu Ankara'da zaten bu grubu kolay geçmişti, kazanmıştı. Bugün Kuzey Yağmur'u ben de bugün geçilmezlik serisine devam eder diyor. Yarı seyahatleri günün bankosu olarak öneriyorum. Günün kapanış ayağında düşüncelere neler demek Metin abi? Burada son 3 yarışında tabela dışı kalmış olsa da kısa vade 8, kısa vade 9 sonra tekrar kısa vade 8 yarışlar yaptı. 2 numaralı Queen Lily. Son yarışında da 6. olurken bile 2.10 içinde koştu 2100 çimde. Bu gruba hayli yeterli bir derece bana göre bu. 2 numaralı Queen Lily öncelikli olarak şans vereceğim bir isim olacaktır. Son yarışında kazanan 6 numaralı Barbelle Mia, sevgili Tekin Yürekli'nin çalıştığı ekürü, sponsor ekürüsüne ait bir safkan. Formu devam ediyor. Bugün de iyi koşması bekleniyor bu safkanın. Yine 2 yarışını kazanan 1 numaralı Ayçiçeği. Bu kiloyu buradaki safkanlara verebilir. Zaten rakipler arasında, iyi formda olan rakipler arasında 2-3 kiloluk bir fark var. Onun için kilonun sorun olacağını düşünmüyorum. 2-6-1 benim öncelikli sıralamam. 8 numaralı Mystic Star, 3 numaralı Avaranes'i, 7 numaralı King of Grey'de daha geniş oyunlara önereceğim 3 safkan olacaktır.
Evet Metin abi, ben de 71 numara Ayşe'ye vermek istiyorum. Hem İstanbul'da hem Bursa'da yarış kazandı. Son zaten İstanbul'daki koşusunda karabalık bir koşuda bank olarak önermiştim. Beni mahcup etmedi. Bugün bu formunu devam ettiren 1 numara Ayşe'ye öncelikle şans vereceğim isim oldu. Daha sonra 800 numaralı Mystical Star çalışmada gayet çok formda duruyor. 6 numaralı Bay Mendy'ye 3. sırada şans verdiğim isim ve son olarak da 4 numaralı Josephine şeklinde yarı önereceğim isim olacak. Şablonlarımıza geçelim istersen Metin abi. Tabii ki birinci koşu 1, 2, 5 sırasını önerdim. İkinci koşu 1, benim alternatif Alton. Bu yarışta ben bir numaralı Aslan Soylu'nun kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlara 3, 4, 5 önerdim. Üçüncü koşuda Kurtaralı ve Zafer Ateşi ayrımsız yazılmalı. 2, 5 üçüncü koşudaki sıralamam. Dördüncü koşu zor bir koşu. 5, 6, 1, 2 yine ayrımsız yazılmalı. Sürpriz aramak isteyen 8 ve 9'u değerlendirmeli. Beşinci koşu ikinci altılda ikinci ayakta 11, 3, 6 arasında geçmesini bekliyorum. Bana göre yeterlidir. 9, 2, 5, 8'de sürpriz aramak isteyenlerin değerlendireceği safkanlar olabilir. Altıncı koşu üçüncü ayağa geldiğimizde 10 numaralı Lucky Rock benim kazanmasını bekledim. Alternatif Banko adayım. 11 ve 2 rakipleri 5 ve 8 sürpriz yapabilecek isimler. Dördüncü ayakta 2 numaralı Keskin Şah yine bana göre kazanır. Rakibi 1, 7, 5. Beşinci ayak 6 numaralı Kuzey Yağmuru Banko. Son ayak 2, 6, 1 arasında görüyorum. 8, 3, 7 de sürprizde önerdim. Evet Metin abi de benim de yarı severe önereceğim. Şablon bu şekilde. Birinci koşu 2-1. İkinci koşu 1 numara Aslan Soylu. Ben de kazanmasını bekliyorum. Banko. Günün üçüncü koşusu Zafer Ateşi. Yine kazanmasını bekliyorum. Banko. Günün dördüncü koşusu 6-7-1-4 ve 2. Günün beşinci koşusu sürprize müsait bir koşu. Mutlaka tuttuğunuz isimleri değerlendirin. Öncelik 11 16, 3, 2, 6, 9. Öncelikle şans verdiğim isim. Daha geniş kuponlar için 12, 4, 5 ve 18 değerlendirebilirler. Günün 6. koşusu 10 numara Rocky Rock. Benim alternatif banko adayım. Rakip 2, 5, 11 ve 8. Günün 7. koşusu 3, 2, 5, 7, 1. 6 numara Kuzey Yağmuru. Yine bankom günün kapanış ayağında ise 1, 8, 6 ve 4. Evet Metin abi, bugün de yarı severlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Var mı son dileklerin, Evet, konuşmaların? Instagram'da @yarışsaati sayfamızdan dostlarımız bizi takip edebilirler. Yine Facebook'ta İzmir'den Metin Ganyan sayfası şeklinde grubuma benim şablonlarımı atıyorum. Oradan da takip edebilirler. Son olarak da Malatya'dan Ümit Karatekin dostumuz kalabalık bir grup halinde bizleri izliyorlarmış. Ümit'e ve oradaki arkadaşlara da buradan selam iletiyorum. Bol şanslar diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Evet, benim de sosyal medyadaki hesabım Facebook üzerindeki altılı ganyan tahminleri bankolar şeklinde yazdınız mı zaten hemen direkt çıkıyor. Oradan yayında olmadığımız günlerin orada paylaşımlarımızı devam ettiriyoruz. Zaten gazetede de görebileceksiniz. Cumartesi, pazar yarış severleri mahrum bırakmıyoruz tahminlerimizden. Evet, pazartesi günü saat 11'de yine sizlerle buluşmak ümidiyle. Şansınız, bahtınız her zaman yanınızda olsun. Hoşça kalın.